Faktöriyelli bir sayı içinde bir asal çarpanın kaç defa bulunduğunu belirleme. Burada bahsedeceğimiz olay bir faktöriyelli sayının, mesela ne olsun bu? 15 faktöriyel olsun. İçinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Bir asal sayının, asal çarpanın yani bu iki asal sayı dikkat edeceğimiz üzere. Bir faktöriyelli içinde bir asal sayının, asal çarpanın kaç defa olduğunu belirleme işi. Şimdi bunun için birinci yol, tabi kullanmayacağımız yol ama genel mantığı anlamak adına öğreneceğimiz şey. Asıl bunu kısa yoldan nasıl bulacağız onun derdine düşeceğiz. Birden uzun yol olarak birden 15'e kadar sayıların çarpımı 15 faktöriyel demektir zaten. Yazarız bunları. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve tek tek içerideki iki çarpanlara bakarız. Burada bir tane var. Burada 2 çarpı 2. 2 tane var bunda. 6, 2 çarpı 3'tür. Bir tane var onda. Tek sayılarda zaten 2 çarpanı bulunmaz. 8'de 8, 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 3 tane var. 10'da 2 çarpanı vardır. 2 çarpı 5. Bir tane de 10'da varmış. 12, 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. 12'de 2 tane 2 çarpanı varmış. 14, 2 çarpı 7'dir. Bir tane de 10'da varmış. Sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane 2 çarpanı vardır. Kimin içinde? 15 faktöriyelin içinde. Ya bize 100 faktöriyel deseydi? Bir düşünelim bakalım bu yol ne kadar etkili olabilir? Birden 100'e kadar yazdığımız zaten 3-4 dakikamızı alır. Ki içindeki ikileri bulmamız bir 5 dakikada en azı alır. Onun için burada alternatif ve kısa bir yola ihtiyacımız var. Matematikçiler bu yol arayışının sonucunda şöyle bir şey bulmuşlardır. İkinci yol. Bu faktöriyelli sayıyı bu asal çarpana bölmeye başlamışlar. 15'i 2'ye böldüğümüzde 7 defa vardır. 14, 1. Bizi bölümleri ilgilendirir. 15'i 2'ye böldüğümüzde bunun içinde kaç tane çift sayı olduğunu bulur. Yani kısacası buradaki 2'yi yakalarız. Buradaki 2'yi yakalarız fakat 4'ün içindeki ikinci 2'yi bu bölme işlemi yakalayamaz. 6'nın içindeki 2'yi yakalarız. 8'in içindeki bir tane 2'yi yakalarız. 10'un içindeki bu 2'yi yakalarız. 12'nin içindeki bu 2'yi yakalarız. 14'ün içindeki tek olan 2'yi yakalarız. Fakat bir sayı 2 tane 2 barındırıyorsa bu bölme işlemi onu yakalayamaz. Bundan sonraki işimiz bölümü tekrar 2'ye bölmektir. Bu bölümü 2'ye bölmek kaçırdığımız ikinci 2 çarpanına sahip olanları bulacaktır. 7'yi 2'ye böldüğümüzde 3 defa vardır. 6, 1 kaldı. Kalanlar umurumuzda değil, bölümler umurumuzda. Buradaki bölüm hala 2'ye bölünebildiğine göre kaçırdığımız 2 var hala. Bakın bir tane, 3 tane 2'ye sahip olan var. Üçüncü bölme işlemimiz içinde 3 tane 2'ye sahip olanların adedini verecek bize. 3'ü 2'ye bölersek bir defa vardır. Artık bu bölüm 2'ye bölünmüyor. Demek ki bu 15 faktör içindeki bütün ikileri yakaladık. Bölümlerin toplamı bize içerideki asal çarpan sayısını verir ki burada bulduğumuzda aynı olduğunu göreceğiz. Yani faktöriyelli sayı asal çarpana bölünür. Çıkan her bölüm tekrar o asal çarpana bölünür.
Ne zamana kadar? Bölüm, o asal çarpana bölünmeyene kadar. Bölüm, burada göreceğimiz üzere 1 artık 2'ye bölünemez. O asal çarpana bölünmeyene kadar devam edilir. Ardından da bölümler toplanır. Ardından bölümler toplanır. Yapılan işlemsel süreç budur. Şimdi artık buradan öğrendiğimiz bu kısa yolla 1 faktöriyelli içindeki asal çarpanları hızlı bir biçimde bulalım. Sorumuz 50 faktöriyel. 50 faktöriyel içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Burada dikkat etmemiz gereken şey çarpanın asal olmasıdır. Bu yöntem çarpan asal olduğunda kullanılabilir. 3 asal bir sayıdır. 1 faktöriyelli içinde 3 asal sayısının kaç adet olduğunu arıyorum. Yapacağımız şey 50'yi 3'e bölerek başladık. 3'e böldüğümüzde 1 defa var. 3, 2, 0 indirdik. 6 defa var. 18, 2 kaldı. Bizi bölüm ilgilendiriyor. Bu ilk bulduğumuz 16, yalnız başına bulunan tek tek 3'lerin, 3'ün katı olan sayıların adedini verdi. 2 tane 3 barındıranları buluyoruz şimdi. 16'yı 3'e bölersek 5 defa var. 3 kere 5, 15 çünkü. Bu da 2 tane 3 barındıran sayısı. Hala bu 3'e bölünüyor 5. 3'e böldük 1 defa var. Artık bu bölüm 3'e bölünmüyor. Bu 50 faktöriyel içinde 3'ü 3 taneden fazla içeren sayı yok. Bunların hepsinin toplamı 16 artı 5 artı 1 bize 50 faktör içinde kaç tane 3 çarpanı olduğunu verir. 22 tane 3 çarpanı varmış. Şimdi bir başka örneğimize geçelim. Daha sınavlarda sorulabilir bir tipe gelelim. X ve Y birer doğal sayı. Altmış faktöriyel eşittir. 2 üzeri x çarpı y. X en çok kaç olabilir? Şimdi burada soruya baktığımızda 60 faktöriyelin içindeki 2 çarpanından daha fazla 2 karşı tarafta bulunamaz. Yani bu sorunun sormaya çalıştığı şey bize 60 faktöriyel içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Bunun içinde bulunan 2 sayısından daha fazla 2 karşı tarafa gelemez. Çünkü yanındaki doğal sayı. Bu doğal sayı olmayıp kesirli bir şey olsaydı bunu kimse belirleyemezdi. Yani bunun içindeki faktöriyelliğin içindeki 2 çarpanından daha fazla 2 çarpanı karşı tarafta bulunamaz. Yani bize sorduğu şey 60 faktör içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Daha matematikçe bir soruydu bu. 60'ı sürekli 2'ye bölerek başlayacağız. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. Hala 2'ye bölünüyor. 7, 2'ye böldük, 3, tekrar 2'ye böldük, 1. 30 artı 15 artı 7 artı 3 artı 1, 45, 52, 55, 56. X en çok 56 olabilir. Şimdi
Bir örnek daha yapıp bununla ilgili bu videomuzu noktalayacağız. Temel fikir zaten anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir faktöriyelli içindeki asal çarpanı bulma işi yaptığımız şey ve sürekli bölüp bölümleri topluyorum. Çıkan bölümleri de sürekli o asal çarpana bölüyorum. X ve Y birer doğal sayı. Otuz yedi faktöriyel bölü 3 üzeri x eşittir y. Y'nin en küçük değeri için x kaçtır? Az önceki sorudan hiçbir farkı olmayan bir soru. Sadece burada yaptığımız oyun şu. Yani bu y'nin en küçük değerini alması için bu aşağıdaki 3 üzeri x'in en büyük değerini alması gerekir. Yani yine az önceki gibi x en çok kaç olabilir diye soruyor soru aslında. Buradaki karşı tarafın doğal sayı çıkabilmesi için buradaki 3'ün üssü en fazla 37 faktörün içindeki 3 sayısı kadar olabilir. Bunun bölünebilmesi lazım ki tam bölünebilmesi lazım ki karşı taraf doğal sayı çıkabilsin. Yani 37 faktöriyel içindeki 3 sayısından daha fazla 3 aşağıya koyamayız. X en çok 37 faktöriyel içindeki 3 sayısı kadar olabilir. Bu nedenle soru yine bize şunu soruyor. 37 faktöriyel içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Sorunun bize sorduğu şey bu. Başka da bir şey sormuyor. Başlayalım 37'yi 3'e bölmeye. 3'e böldük. 12. Bölümü tekrar 3'e böldük. 4. Bölüm hala 3'e bölünüyor. Tekrar böldük. 1. Artık bölüm 3'e bölünmüyor. Bitti. 12 artı 4 artı 1'den 16. Bir daha 17. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer 17'dir. Bu şekilde bu videomuzda şunu öğrendik. Bir faktöriyelli içindeki bir asal sayının kaç defa geçtiğini, kaç defa bulunduğunu, o faktöriyelli ifadeyi o asal sayıya sürekli olarak bölmeye başlayarak elde ediyoruz. Çıkan her bölümü tekrar o asal çarpana bölüyoruz. Ve bu bölümlerin toplamı bize o faktöriyellinin içindeki o asal çarpanın kaç adet olduğunu veriyor. Ve sorulara göre karşımıza geldiğinde neyi sorduğunu anlayıp gerektiğinde bu işlemi yapmayı başarmalıyız. Bu soru tipi yıllar içinde çok defa sorulmuş bir soru tipidir. Her sene sınava girerken bu tipe hazır olmalıyız. Mutlaka test kitaplarından şimdi bu videonun arkasından bu tip soruları bulup çözmekte fayda vardır. Ve bu videomuzu burada noktalıyorum.